Türk İslam Birliği neden gereklidir? Başta İslam aleminin çektiği acılar olmak üzere insanların yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıların ortadan kalkmasının en önemli yollarından biri Türk İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Çünkü Türk İslam Birliği bir sevgi birliğidir. Muhabbet birliğidir, gönül birliğidir. Bu birliğin temeli sevgi, fedakarlık, yardımseverlik, merhamet, hoşgörü, anlayış ve uzlaşıdır. Birliğin kurulmasıyla sadece Türk toplumları ve Müslümanlar değil, tüm dünya aydınlığa kavuşacaktır. Birlik olmak, Türk İslam dünyasına müthiş güç kazandıracaktır. Gerçek dostluk ve ittifak ancak samimi imanla kurulur. Müminler birbirlerini sadece Allah rızası için sever. Allah rızası için dost olur ve Allah rızası için birlik olurlar. Temeli, dünya üzerindeki en sağlam kaynağı, Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu birliğin bozulması, dağılıp yıkılması, Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmaz. Türk İslam Birliği, dünyaya barış getirecektir. Türk İslam Birliği, öncelikle Müslüman ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözüp İslam dünyasına sulh getirecek. Öte yandan dünya genelinde çatışma ve savaşı körükleyen her türlü girişime karşı engelleyici bir güç olacaktır. Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla Amerika, Avrupa, Çin, Rusya, İsrail, kısaca tüm dünya rahatlayacaktır. Amerika, askerlerini topraklarından binlerce kilometre uzağa göndermek zorunda kalmayacak, İsrail, duvarlar arkasında yaşamayacak, Avrupa Birliği ülkeleri ekonomik herhangi bir engelle karşılaşmayacak, Rusya güvenlik endişesi duymayacak, Çin ham madde sıkıntısı çekmeyecektir. Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla savunma masrafları azalacaktır. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 400 milyar dolarlık askeri bütçesiyle silahlanma listesinin başında yer almaktadır. ABD'yi 60 milyar dolar ile Rusya, Rusya'yı da 42 milyar dolarla Çin takip etmektedir. Türk İslam Birliği, küresel bir barış ve huzur ortamı sağlayacak, sadece Müslüman ülkelerde değil, dünyanın diğer pek çok ülkesinde de savunma giderlerinin azaltılmasını sağlayacaktır. Böylece silah teknolojisine yapılan yatırım, silahların geliştirilmesine harcanan para rahatlıkla eğitim, tıp, bilim, kültür gibi alanlara kaydırılacaktır. Türk İslam Birliği'nde fikir ve ifade özgürlüğü vardır. Türk İslam Birliği, her düşünceden ve inançtan insanın hiçbir baskı ve zor ortamı olmadan fikirlerini rahatlıkla ifade edebileceği, bu insanların haklarının her yönüyle korunacağı, herkesin düşüncesinin hoşgörüyle karşılanacağı bir birlik olacaktır. Türk İslam Birliği, ticareti canlandıracak, ekonomiyi güçlendirecektir. Ekonomide, siyasi alanda ve kültürel sahada Müslüman ülkeler arasında gerçekleştirilecek bir bütünlük, geri kalmış olanların hızla ilerlemesine, gerekli imkana ve altyapıya sahip olanların bunları en verimli şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyacaktır. Ekonomik büyüme, bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımları artıracaktır. Ekonominin gelişimiyle birlikte eğitim seviyesinde de doğal bir yükselme olacak, toplum çok yönlü gelişecektir. Türk İslam Birliği, Müslüman alemini kalkındıracaktır. Oluşturulacak İslam ortak pazarı sayesinde bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi sınırsal engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecektir. Ticaret alanı genişleyecek, tüm Müslüman ülkelerin pazar payı artacak, ihracat gelişecek. Bu, Müslüman ülkelerdeki sanayileşme sürecini hızlandıracak. Ekonomide sağlanacak kalkınmayla, teknolojide de gelişme yaşanacaktır. Türk İslam Birliği'nin tesis edilmesiyle enerji kaynakları güvence altına alınacaktır. Türk İslam Birliği ile zengin yeraltı kaynaklarının bulunduğu bölgelere istikrar ve barış hakim olacak. Buralarda demokratik sistem en düzgün şekilde işleyecektir. Böylece bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasında ve kaynakların değerlendirilmesinde İslam ülkelerinin olduğu kadar diğer toplumlarında hiçbir zarar görmeyeceği bir model oluşacaktır. Bu da başta petrol üretimi ve fiyatları olmak üzere dünya ekonomik dengeleri açısından son derece önemli olan hususlarda istikrarlı ve dengeli bir siyaset izlenmesini sağlayacaktır.
Türk İslam Birliği, sanatı ve estetiği teşvik edecek ihtişamlı bir medeniyet inşa edecektir. Huzur ve güvenliğin sağlandığı, ekonomik sıkıntıların ortadan kaldırıldığı Türk İslam dünyasında eğitim, bilim ve kültüre ayrılan bütçe genişletilecek ve büyük bir kültürel atılım yaşanacaktır. Kargaşa, yokluk ve sıkıntının giderildiği ortamlar, yeni fikirlerin geliştirildiği, yeni ürünlerin ortaya çıkarıldığı, faydalı buluşların yapıldığı ve sürekli ilerlemenin yaşandığı ortamlardır. Müslüman dünyası da Türk İslam Birliği'ni kurarak bu ortamı meydana getirecektir.